zamanda işte bir dizi film çekmek gibi bir projemiz olduğunu, onun için bazı ofisleri kullanmak istediğimizi söyledik. Yani kısmen onu söyledik, kabul etti. Bunu söyledik, kabul etti. İyi karşıladılar, sıcak karşıladılar. Fakat bir Ve bir şartla mı istekte dediler? bulundular. Evet yani bir istekte Arabamın bulundular. atları. Biz de, yani keşke o olsaydı. Dedi ki 27 Mart tiyatrolar gününü biz boş geçirmek istemiyoruz. Ben biraz tabii kendimizi pohpohladım dedim. İşte biz dedim Albay Kuş diye, Radyum Kızları diye iki tane oyunu işte Zoom'dan provalarına başladık. İki tane oyun hazırlıyoruz. Elimizde hazır oyunlarımız da var. Bosna gibi, Martı'nın Dönüşü gibi deyince adam dedi hazır oyunlardan birini 27 Mart'ta dedi oynayabilir misiniz canlı olarak? Ben tabii direkt okey demedim. Önce dedim hani ekiple bir görüşeyim size olumlu ya da olumsuz mutlaka dönüş yaparım dedim 2-3 saat içinde. Sağ olsun grupta da güzel bir sıcak bir etkileşim oldu. Aradık bütün arkadaşlarımızı tek tek. Birçoğu görev almak istediğini, görev alabileceğini söyledi. Biz de şöyle rolleri ufaktan bir gözden geçirmeye çalıştık. Ben şöyle düşünüyorum. Ben Çarşamba, Perşembe, Cuma günü Keşan dışında olacağım. Dündar da Keşan dışında olacak. Buradaki arkadaşlar belki Zoom üzerinden Çarşamba ya da Perşembe prova alabilirler. Ama düşüncemiz şu, muhtemelen biz siz Cumartesi günü dekoru kurmak için ve olan arkadaşlar, burada olan arkadaşlar, bir çift olan arkadaşlar şey yapsınlar, Cuma günü bir prova alsınlar. Biz sadece şöyle bir şey düşünüyoruz. Cumartesi günü saat 8'de ya da 9'da gece canlı yayında tiyatro oynamayı teklif ettiler ama bu kadar kısa bir sürede hazırlayamayacağımız için biz onlara şeyi teklif edeceğiz. Cumartesi günü gün boyu biz kamerayla çekim yapalım. Sahne sahne, şarkı şarkı, dans dans. Ondan sonra bunu montajlayalım ve saat 8'de 9'da işte kaçta talep ediliyorsa Dünya Tiyatrolar Günü adına oyunumuzu canlı olarak canlı değil tabii yükleyip Keşan Belediyesi'nin hesaplarından paylaşalım. Biz aslında bunu canlı da oynayabiliriz ama çok stres oluruz. Bir hata yaparız diye açıkçası korkuyorum. Ama yani son dakikada cumartesi günü yani ekip kendine çok güvenirse şey de yapabiliriz. Canlıyı da deneyebiliriz. Yani aslında oyuncularıma ben güveniyorum ama biz zaten hep şeyde sıkıntı yaşadık hatırlarsınız. Yani kimse repliğini unutmadı. Yani kimse sahnelerde bir sıkıntı yaşamadı. Ya da yaşansa bile seyirciler bunu hissetmedi ama rejide yani yanlış ışık açılması, yanlış müzik girilmesi, geç girilmesi müziğin, erken girilmesi gibi sıkıntılar yaşadık. Bunlardan biraz korkuyorum, çekiniyorum. Onun için ben banttan oynayalım diyeceğim. Yani cumartesi sabahı 10'da başlarız oyunu kaydetmeye. 2 saatte, 3 saatte, 4 saatte saat 1'e 2'ye kadar oyunumuzu kaydederiz. Sonra montajı oturur montajcı ekip. 2-3 saat en iyi şekli verir. Batu mikrofonunu kapatsana. Kapattı kapattı. Sonrasında yani bizim buradaki yereldeki faaliyetlerimiz, çalışmalarımız ve Keşan Belediyesi ile olan ilişkilerimiz açısından da böyle bir talebi reddedemedik yani. Çünkü süreç devam edecek, faaliyetler devam edecek. Belediyenin de yeni bir işte eski tiyatro salonunu böyle kültür merkezi vari bir yere dönüştürme çabası var. Ayrıyetten işte bir Keşan Müzesi çalışması var. İkisine de az çok burnumuzu sokmaya çalışıyoruz. Oralarda da var olmaya çalışıyoruz. Onun için bu talebi karşılayabileceğimizi düşündüm ben. Oğuzcum, genel olarak mevzu bu. Abi, ekip tamamsa ben bir iki gece prova yapabilirim bundan. Siz yokken onu şey yapabilirim yani. Tabii gece provasına hani müsait olursak biz de gittiğimiz yerden katılmaya çalışırız şeyle, Dündar'la. Ekip tamam mı? Şimdi ekibi burada
biraz toplantıda tamamlayacağız. Çünkü bazı değişiklikler düşünüyorum. Bakıyorum bu değil. Ben bir şey diyeyim, başka kim var hocam şu an? 30 saniye sonra geliyorum. Siz... Tamam abi. Bola... Ya şimdi aslında hani İrem korkak çocuğu oynamıştı. Aynı zamanda İren de korkak çocuğu oynamıştı. Ben İrem'i de katabileceğimizi düşünerekten hani kimi kaydıralım şeye öykücüye diye. İren'i öykücüye kaydıralım diye düşündüm. Kaptan için daha önce Melis'in deneyimi vardı. Kaptanı Melis oynardı diye düşündüm. Kahveciyle simitçinin de Batu'yla Emircan'ın daha önce çalışma yaptığını biliyorum. Şöyle bir değişiklik yaptık. Mertcan hep dalgacımızdı bizim. Ama bu sefer Mertcan'la Ali'yi Sait Faik Dorhan Veli yapalım. Dündar'ı dalgacı yapalım. Mizahi yönden çok köpürtebileceğini düşündük o rolü. Belki Trakyalı roman karışık bir dalgacı. Umarım oyuncularımızı çok sahnede güldürmez. ama tamam. Çok iyi köpürtebileceğini de düşünüyorum bir taraftan. Çocuklar kalıyor geriye. Çocuklarda da daha önce Gizem Martı'nın dönüşünde oynadı mı bizde çocuğu? Hiç oynamadı. Hayır. Çocuklarda eski kadrodan bir tek Gözde var. Melis var. Yok, Melis kaptanı kaptan oynar mı diye düşündük. Yani başını kaçırdın mı? Hı. Sait Faik Dorhan Veli'yi duydun mu Oğuz? Abi Mertcan'la Ali mi dedin? Sanki sonuna yetiştim gibi. Mertcan'la Ali yapacağız. Mertcan'ı dalgacı yapmayacağız. Bu sefer Dündar'ı yapacağız. Dündar'ın biraz köpürtmesini istiyoruz. Biraz mizah öğelerini arttırmasını istiyoruz o rolde. Dündar şey mi diyorsun? Nasıl kaptın rolü mü diyorsun? Beş çocukta şöyle düşündük. Gözde, Berfin, Ahmetcan ilk defa oynayacak. Ahmetcan'ı çalıştırmamız gerekecek. Kişi daha vardı. İrem yetişebilecek mi? İrem ya da Buse olacak ama ulaşım sağlayamadık şu anda telefonla onlara. Bir tane eksiğimiz var yani çocuklarda. Abi çocuklar... Sude Helvacıoğlu olur mu abi? Ataberk oynamıştı. Onunla iletişime geçtiniz mi? Ataberk'le iletişim kurduk. Katılım sağlayamayacağını affını istedi. Eyvallah dedik biz de. yani Gözde, Ahmetcan, Gizem, Berfin. Şu anda dört çocuğumuz var. Rümeysa ile Buse ile daha görüşmedik. Toplantıdan sonra tekrar ikisine de ulaşmaya çalışacağım. Buse'nin okey diyebileceğini düşünüyorum. Ben de öyle umuyorum. Umarım. Ama şöyle bir şey var. Buse sınava hazırlanıyor şu an. Öyle biliyorum ben. Çok sıkı diyebiliyorum. İnşallah okey der. Yani bütün Keşan seni izleyecek demeliyiz. Efendim? Bütün Keşan seni izleyecek dersen böyle şey yapar. Yani hangi rolleri oynadıklarını hatırlamıyorum ben. Şimdi Gözde öfkeli miydin sen ya? Evet hocam, Buse de öfkeliydi. Buse de öfkeliydi. Buse liderdi sanki. Hayır, değildi. Berfin geldi. O bilir. Oynamıştı. Ruhsuzdu be. Hocam biz radyum kızlarına çalışmış olsaydık onu çıkarma durumumuz nasıl olurdu eğer çalışmış olsaydık? Radyum kızlarının dekoru çok fazla. Yani onu yasaklar kalkarsa işte Haziran'da öyle hayallerimiz var ama
mümkün değil 4-5 günde yetiştiremezdik. Çok yani belki birkaç milyarlık bir dekor lazım onun için gerçekten. Yani küçük bir Bu Mart'ın dönüşü için biz kıyafetlerimizi nasıl yapacağız? Yani biz o zaman giydiğimiz şeyleri biliyorsunuz. Onlar neredendi? Yani Kadir Hoca'nın mıydı? Kadir Hoca mı ayarlamıştı? Nasıl olmuştu onlar? Yani son oyunda onları kullanmadık. Son oyunda herkes kendisi çocuksu kıyafetler bir şekilde ayarladılar. Kısa pantolonlar, işte böyle renkli tişörtler falan. Son oyunda kullanmadım. Abi Bosna yetişmez değil mi? Bu daha mantıklı. Hocam Bosna çok ağır olur bence. 27 Mart'ta değil mi? Yani bunu yapalım abi biraz acele olduğu için. Ama şey olmazsa hani pandemi yasakları kalkmazsa belki birkaç ay sonra da Bosna'yı yaparız belediyenin etkinliği için. Biz bütçe de talep edeceğiz. Yarın o görüşmeyi yapacağız dünlerle. Yani güzel bir para da şey yapacağız, talep edeceğiz belediyeden bu sefer. Umarım şehir dışından getirdikleri amatör tiyatrolara gösterdikleri ilgiyi bize de gösterirler. Yerli sonuçta. Hocam gemiyi ne yapacağız? Feribot kiralayacağız. Evet, konuşalım. Gemi gelecek mi? Oğuz Hoca gemiyi Keşan'a getir. Oğuz Hoca gemiyi Keşan'a getir. Oğuzcuğum gemi sağlam mı? Duruyor mu İstanbul'da? Abi gemi sağlam da büyük. Bahçeliler Lisesi'ndeki arkadaşın okulda şu anda. İstiyorsan ne yapayım? Kargoyla gönderme imkanı varsa göndereyim mi? Ama biraz... Valla biz daha önce onu otobüsün altında göndermiştik. Yani otobüsün altına güvenli bir şekilde yerleştirip göndermiştik. Kargoda kırılır mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Sizler de akıl verin. Abi ben bir arkadaşa sorayım. Ulaşma imkanım varsa oradan hallederiz ama siz B planına da bakın abi. O arkadaşla aram biraz soğuk bu aralar. O yüzden tam garanti veremiyorum. Niye verdiniz ya? Onlar oynayacaktı Mart'ın dönüşünü. O yüzden şey yapmıştık. O Avustralya gemilerini, o bizim gemimizde. Kim yaptı Melis? Melis kaç paraya yaptırdığını hatırlıyor musun gemiyi? Tam onu size soracaktım hocam, asla hatırlamıyorum. Vallahi ben de hatırlamıyorum. Arkadaşlar. Ama belki tekrar gidip hani ikinci kez yaptıracağız. İlkinde yaptırmıştık. Yardımcı olur musunuz? Belediyeye yaptırıyoruz tarzında şeyler söylersek yardımcı olabilirler. Ha, bu arada Berfin'e merhaba demedik ya. Berfin merhaba. Konuşsun da bir görelim yüzünü. Mikrofonun kapalı. Yanında biri daha var. Ablam. İki tane oldular. Ya iki oyuncu birden işte. Yani nereye kaydırsam ya? O tarafa. Abi gemiyle... Bir dakika. Gülmezlerin kızları geldi. Ha, Gizem de görüşürüz. Batu niye mutsuzsun? Berfin, Beril ne yapıyorsunuz? İyi hocam, siz ne yapıyorsunuz? İyi. E madem siz de gelsiniz okursunuz madem siz de biraz böyle. Olmaz mı Berfin Hanım? Ha? Olmaz. Abi bunu görüyor musunuz? Şunu. Evet, evet. Geri dönüşüm kutusu. Ben... Onun Berfin'le ne alakası var? Yok yok, onunla alakası yok. Neyse. İlk oyunda ben gemi yokken bundan 4 taneyle çok dev gibi bir gemi yapmıştım, haberin olsun. Açılınca böyle üst üste konulunca çok rahat oluyor. Karadan yürüyor mu? Her türlü gidiyor abi. Haberiniz olsun yani. Ya ben şey düşünüyorum yani, ya İstanbul'dakini getirtiriz. B planı olarak da daha önce Melis'in yaptırdığı gibi aynen yaptırırız. Biraz şey çakallık yapalım. Ya yani zaman çok dar. Kendimiz uğraşamayız diye düşünüyorum yani. Uğraşamayabiliriz yani. Yok abi, bunlardan bir saatte yapılıyor, haberin olsun. Yani eğer hiç iki planda sekteye uğrarsa direkt bundan şey yaparız. Şimdi şöyle bir şey
Bu konuda tabii hani kızların biraz el emeğine güveniyorum. Şimdi biz cuma günü prova yapacağız diye salonu alacağız ya. Eyvallah. Hangi salon? Şimdi ben Keşan Belediyesi'nin salonu. Tamam şimdi çocuk Aydın yok. Aydın yok, Cünler de yok o gün. Doğal olarak disiplinli bir çalışma olur. Çok geyik olmaz. yani o gün dekoru yapacaksınız arkadaşlar. Yani dekordan neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Arka tarafa bir kahve, bir kafe ya da bir simitçi öykürdüğünün oturacağı yere bir bol yapraklı bir ağaç ve arkaya evler vesaire. Bunları işte kartonlarla mı yapacaksınız, boyalarla mı yapacaksınız? Bir iki tane pano getiririz. Bizim bir beyaz panomuz vardı, ayaklı, bir de siyah panomuz vardı hatırlarsanız. Onları da eski belediyeden, Zerlenis'ten belediyeye getiririz. Bol miktarda kartonla eski fotoğraflara bakın. Daha önce kimler biraz ana sınıf öğretmenliği okuduğu için. Şu an görebiliyor musunuz? Ya yes. Bu Kadir ekibi bu kadar eski değil. Hı-hı. Biraz daha yenilerden yok mu? Bakayım. Yok yani. Bakayım bir dakika. Kalkın bakayım. Bakın Instagram hesabınızda vardı ya da Zerlenis'in hesabında. Bir bakın. Facebook Zerlenis'in hesabında var. Dündar söz istiyor ve sözü Dündar'a veriyoruz. Evet Dündar. Grup temsilcisi olarak söz aldım arkadaşlar. Üçümüz de şey düşündük hocam. öykücü oturuyor ya. Ha. Öykücü banka otursa nasıl olur? Olmaz. Çay istiyor, kahve. Kafeye gidiyor abi. Dedim sana abi. Ama bir bank olsa orada arada bir diğer konuşmalarını bankta mı yapsa? Yok bank yok. Ben yok yok bank yok. Kafeteryanın önünde masada oturuyor. Garsonla mevzusu oturmasa var. Yani çocuklar tabii ki işte çocuk kıyafeti, Sayit Faik Doruhanveli biraz daha takım elbise, biraz da İren'i ya böyle yaşlı Melia teyzesine benzetirseniz İren öykücü mü oluyor? Beyaz saç sprey falan alırız. Aynen, biraz yaşlandırın böyle, güzelce başını sarın. Böyle çantalı mantalı, tam böyle Beyoğlu hanımefendisi. Hocam bana ne kostüm düşünüyorsunuz dalgacı olarak? Ya işte ya 1900... Çuvaldan bozma tulum. 1900... Ha! Ya bu şimdi bu tulum Mert'in değil, giydiği tulumu Dündar'a nasıl giydireceğiz? Tulum ayrı. Tulum ayrı. Niye yani, giymiyor kimse? Ne bileyim, böyle bir soğuk geçiyor toplantı. Yazık yazık. Çok resmisiniz. Ben şeyi arıyorum. Martı'nın dönüşünün. En son oyunun fotoğraflarını mı abi? Facebook'a atmıştım ben bayağı bir. Mertcan'ın ortada böyle avare avare dans ettiği fotoğraflar vardı. Bak, baktıkça hüzünleniyorum. Eski Zerlenis'i gördüm. Eski yeri yok. Zerlenis ya. Allah Allah. Düşündürücü hocam. Bir tane buldum galiba. Hocam Rönesans tablosu gibi duruyorsunuz orada ya. Çok komiksiniz. Rönesans. Bir tane daha var. Bir kere zero. İsa'nın son yemeği. Bu ne lan? Bak arkadaki... arkadaki bulutlara, güneşlere bakın arkadaşlar. Bulutlar, güneşler, ağaçlar. Ya Allah rızası için bir susun ya. Ya biz toplantıdayız oğlum. Şunu şey yaptım oradaki gözler. Abi böyle dekor. Ha bol bol simit lazım. Simidi ne yapacaksınız? Biliyorum ben orayı. Belediyeden ayarlarız bence simitlere. Ben gruba şeyi attım. Oyunun son halinde attım. Yo bana gelmedi. Yok şu an at. Sana özel attım ya Dündar. Yalan atmayın hocam. Özelden bana öyle şeyler atmayın. Atmayın. Dündar sus. Zaten moralim bozuk. Vakıf malı oldum. Bizim liseyi vakıf aldı. Devlet
Gezi Parkı'nı da almış. Evet, aynı vakıf işte. Ne oluyor böyle? Ne oluyor? Bilmiyorum işte. Şu an ben kendimi vakıf malı gibi hissediyorum. Nereye gidersin bugün? Abi var mı başka detaylar? Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Oyun için yapabilir miyiz? Yapma be bok bulaşı. Ekip tamamsa bence yapılır ya. Dekorda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi hocam, siz cuma günü dekor yapın ve aynı zamanda parça parça çekimlerim yapalım dediniz. Çok. Cuma günü prova alıp dekoru yapın. Cumartesi direkt sabahtan çekim. Bir prova alırız. Sonra da ve direkt çekime başlarız. Cumartesi. Beril müsait misin cumartesi günü? Cumartesi günü müsaitim herhalde hocam. Herhalde müsaitsin. Ne işin olacak? Bize sahne arkasında bu işleri bilen lazım. Yönetmen yardımcısı olarak seni de aramızda görürsek mutlu oluruz kardeşim. Makyaj olarak çalışabilir misin? Beril. Yok anlamam ama Beril. Yapmaktan elimden geldiğince tamam. Yardımcı. Elinle yapacağız zaten. Gizem geldi. Elinle. Ah kapatabiliriz. Tamam topla. Merhaba. Aleyküm selam. Sen nerede Gizem? Selamünaleyküm. Gizem görüntüm yok Gizem. Ben şu an kamerayı açmadım. Ortamım çok müsait olmadığı için. O yüzden sadece sesimle şey yapacağım, katılacağım. Bence kesinlikle saçın taralı değil diye açmıyorsun. Artık tanıyorum. Hayır, mutfakta bir kişi var da. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şey yapabilirim ben Gizem'e sonrasında ses de atabilirim. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler arkadaşlar? Abi bana saatleri söyleyin ben ona göre kendimi ayarlayayım. Provaları iki prova yaparım ben. Yani. Böyle durum kedaf nedir ya? Şimdi... Arkadaşlar bu oyunu oynamamız için Hasret abinin de bize yaptığı çokça şey var. Şu arkamda gördüğünüz sütten. Süt beyaz çocuk var ya. Bu arada Berfin oyuncu düşüncelerinde sen burada mıydın? Kimlerin? Abi kadroyu bir daha sayabilir misin ya? Sayalım. Neşeli. Dur bir. Şimdi bakın kadroyu bir dakika abi, tamamen sayayım mı? Hepsi net aslında. Bir dakika. Evet abi. Oyuncular sen, burada. Tamam. Öykücü İren. Evet yanlış diyorum. Ay İren gelecek mi? İren ufak İren M M. M ile mi? Manisa evet. Mı? M M. Benim kızım olan değil. Meme değil. İrem. İrem kim abi? Ben tanımıyorum İrem'i. Kıvırcık saçlı. Senin kızın bu kadar bir şey. İrem Or mu? Soyadı Or olan mı? Evet. Küçük ha tamam. Abi Meliha mı? İrem mi? Meliha. Gülmeyin annem o benim. Tamam. Benim de kızım olduğuna göre ne oluyor abi? Ya benim kafam karıştı. Neyse. Benim dedem oluyoruz. Tamam. Sen soru ben söyleyeyim abi. Öykücü İren. Dalgacı. Kahveci. Dalgacı Dündar. Kahveci ile simitçi. Efe değil mi? Emircan'la. Yapmayın. Emircan'la Batuhan. Tamam. Tamam mı? Kaptan Melis. Hı. Yazarla şairimiz Ali ile Mertcan. Geriye 5 kızan kalıyor. Ben onu sayamıyorum. Kafam karışıyor. Evet. Şimdi Gözde kimsin sen? Öfkeli. Öfkeli. Gizem bir çocuk olacak. bence ruhsuz olsun. Gizem. Çünkü hani Ataberk'ten hatırlarsınız ruhsuz. Sonra değişim sağladıktan sonra uzun tiratları cümleleri vardı. Evet. Gizem ruhsuz olsun. Devam edelim. Lider Ahmetcan. Ahmetcan'ı da lider şeyden yapmak istemedik. Yani 4 kız bir erkek var. Erkeği lider yapınca çok ataerkil durdu. Evet.
İstersen Oğuz hocam, yani yarın provada buna sen karar ver, çocukların dağıtımına. Bir kişi daha vardı. Kim o? Gizem Berfin, Berfin var ya, gözünün önünde kızı unutursun. Berfin hayır var. Unutmuyorum. Dayansana birazcık. Berfin sen kim oynamıştın? Neşeli. Tamam, Neşeli ise sıkıntı yok. Neşeli, Neşeli de öfkeli, Berfin. Ruhsuz var şu anda. Korkak'la lider kaldı. Korkak Ahmet olsun. Korkak Ahmet olur ya. Ahmet'i korkak yapalım. Bir lider kaldı. Lider kaldı değil mi? Lider de Aset abi. Tamam, onu daha önce Buse oynamıştı. Kabul ederse Buse, etmezse Rümeysa, ikisi de etmezse Allah kolaylık versin, belki sen eleme oyna yaparız. Ben mi? Bu bıyıklarla mı? Değişik bir oyun. Postmodern olur abi. Ya ben bu kısa film için iğrenç bir şekilde geziyorum. Bıyıklı bıyıklı kendimden tiksiniyorum. Bir de bununla çocuk rolü yapamam yani. Abi o kadro tamam gibi neredeyse. O zaman şey yapalım abi. Çarşamba, perşembe bana bir akşam 9 iyi mi? Çarşambasına, perşembesine. Yarın akşam direkt. Yarın akşam evet. Yarın doğru doğru. Bugün... tamam ya, kızlar yarın, siz söyleyin. Yarın 8.30 iyi mi? 8.30'da prova alalım mı kızlar? Olur, uygun. Yarın akşam 8.30 mu? Evet. Olur. 8.30 olur. Tamam. Benim bir önerim var arkadaşlar. Şimdi şey çok zor oluyor. Ben bunu tecrübe ettim, hepimiz ettiniz. İşte telefondan girerken... telefondan girerken arkanızda böyle bir mahlukat zor oluyor, anlıyorsunuz değil mi? Hani hem okumak hem şey. Ben diyorum ki ek olarak ya bir teknolojik cihaz ya da biz yarın çıktı olarak hepinize ulaştıralım. Hani hiç sıra senle buna bende değil. Direkt okumayı yapalım diyorum ben. Evet. Hatta... Yani çıktı alıp. Bence Aydın Hoca yarın çıktıları alabilir. Yemek geldi galiba. Bu arada şey, bu akşam herkes oyundaki şarkıları dinlesin bence birkaç kez. Şarkılara en azından tekrar alışırsınız. Arabamın atları. Evet. Arabamın atları evet. O var. Dalgacı Mahmut var. En azından şarkılara aşina olursunuz. Yarın da zaten ekip çoğu oyunu biliyor. Birkaç provayla cuma günü hazırlarız sizi. Bir şey yazmış. Aha, göremedim. Batu katılamıyormuş. Batu'ya niye? Müsait değilim demiş. Yani yarın mı katılamıyormuş? Sadece yarın mı? Genel olarak mı Batu? Terapi mi var? Batu çabuk söyle, 1,5 dakika kaldı. Genel demiş ya. Genel hocam. Oo, hayda. Batu bulmak. Ne oldu oğlum? Tamam sıkıntı yok, konuşuruz biz Batu'yla. Batu'yla katılmıyorsa yerine birini de bulabiliriz. Değişiklik de yapabiliriz. Son bir dakika kalsa vedalaşalım artık. Ne dersiniz? Evet. Yarın 8.30'da bekliyorum. Tamam arkadaşlar. 8 yapmak hepiniz... olmaz mı ya? 8 de olur bana. Ya artık. Biz o saatte dışarıdayız ama. 9'dan önce eve gidiyoruz. Ya ben şey için diyorum hani geç uzamasın. Geç bir saate kadar uzamasın. Erken olsun, yapmayız. Erken bu oyunu zaten için... erken. Kısa oyun. 2 prova yapsak 40 dakikalık da... biter. Oyun ne diyorsun Dündar? Erken yaptığımız zaman da sadece senin işin değil, bizim işlerimiz de bu sefer ardı arda giriyor. Hem yasak için 9'da da eve ben niye Elvacıoğlu gibi anlatayım senin şu an ne ile uğraştığını bilmediğim için ben de fikir belirttim. Valla herkes bir şeylerle uğraşıyor. Hani o yüzden dedim bence 9 gayet iyi. Ali çek ayağını. Stüdyoda gergin anlar. Neyse zaten atacak şimdi bizi. Hadi görüşürüz yarın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Tamam görüşelim hadi. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Bay bay. İyi akşamlar.